santrofor bölgesinin takviye edilmesi demeyeceğim, doğrudan hedef bir santrofor alınması. Öyle söyleyebilirim. Buradaki önemli nokta şu, zaman zaman işte teknik ekiple de konuştuğumuzda, sohbet ettiğimizde söyledikleri bir gerçek var. Diyor ki Beşiktaş teknik ekibi, biz iki tane santrofor istemiyoruz. Bir tane santrofor istiyoruz ama tam santrofor istiyoruz. Yani o tartışması olmayacak bir santrofor. Neden? Çünkü az önce Hayri de söyledi. Güven Yalçın gibi, Kenan Karaman gibi her daim santrofor oynatabilme olasılığınız olan Kyle Larin gibi oyuncular zaten orada o çoğunluğu oluşturuyorlar. Yani niceliği oluşturabiliyorlar. Orada nitelik olarak çok net bir santrofor oluşturacak bir isime ihtiyaç var. Onun için bir tane alalım, iki tanesinin parasını gerekirse bir tanesine verelim ama o santrofor tartışmasız bir santrofor olsun. İsteği var Beşiktaş'ın ki ben de buna katılıyorum. İkincisi mutlaka bir ona 10 numarada demeyelim çünkü Sergen Yalçın'ın oyun anlayışının içerisinde her oyuncunun gole koşma mecburiyeti var. Yani geçen sezonu hatırladığımızda Atiba'nın öyle, baktığımızda De Souza'nın öyle. Hani oyunun içerisinde kim varsa zaten gole gitme zorunluluğu varmış gibi bir oyun sistemi var. Dolayısıyla o manada baktığımızda hani 10 numara değil ama şunu söyleyebiliriz. Oyunun sıkıştığı anlarda sahne alabilecek bir lider orta alan oyuncusuna ihtiyacı var ki o da Alex Tekşerya için gün saymaya başladı. Alex Tekşerya'nın belki birçok kişi kıyaslamasını yapıyor. Talisca'dan iyi midir, kötü müdür vesaire. Tabii oyuncuların biri birinden iyidir, kötüdür tartışmasından daha ötede bir gerçek var. Oyuncunun oyun profili nasıl bir profil taşıyor ona bakmamız lazım. Alex Tekşerya hem oynayan, sonuca götüren takımı hem de oynatma becerisi olan bir oyuncu olduğu için bence Şampiyonlar Ligi açısından da Beşiktaş'a büyük güç katacak oyunculardan biri diye düşünüyorum. Alex Tekşerya'nın ve Gezal'ın bitirilmiş olması ki Gezal'da da artık problemler ortadan kalktı. Çünkü Brendan Rodgers kadroya yazmadı kamp kadrosuna. Dolayısıyla Gezal, Alex Tekşerya bir de tecrübeli bir stoper alındığı takdirde bir mevki kalıyor. Hadi onu da ben sorayım size. Bir mevkiye daha Beşiktaş oyuncu arıyor. Hangi mevki o diye bir sorayım. Siz cevap verebilecek misiniz? Sınav yapayım sizi. Ahmet abi. Ben de para yok. Ben hiçbir mevki alamıyorum. Sevgili Aldın hocam, Beşiktaş'tan gelenler o. Çünkü program genelinde hep onu dedim. Takımlar oyuncular kadar oyunlarını da geliştirerek kalite arttırmalılar. Diğer futbolcuların Sol ön mü acaba? yeterli olacağını düşünüyorum ben kendi Aldın adıma. abi sol ön mü? Hayır, anlaşması tamamlanmış ama kulüple pazarlıkları süren bir oyuncu var. Onu da buradan biliyor zaten izleyenlerimiz ama yani biz zaten zaman zaman Sercan Dikme de telaffuz ediyor. Kaleye, kaleci Mert Mert. Günok'la anlaşmalar oyuncu ikna edildi. Çünkü Şampiyonlar Ligi oynanacağı için Ersin'e güvensizlik olarak kabul etmeyelim bunu. Ersin'le dönüşümlü olabilecek, zaman zaman ihtiyaç duyulduğu zaman kalede o güveni sağlayacak Şampiyonlar Ligi ve milli takım deneyimi olan bir oyuncu olarak Mert Günok'la Beşiktaş her konuda anlaştı. Ama bu yetmiyor tabii ki. Bir anlamda şunun da gerçekleşmesi lazım. Kulübünün de görüşmelerde olumlu yaklaşması lazım. Şöyle bir gelişme var, onu da söyleyebiliriz. Dikkat ederseniz Volkan Babacan'a daha fazla güveniyor ya da daha fazla inanıyor Aykut Hoca. Dolayısıyla bu Mert Günok'un hem Şampiyonlar Ligi oynama hem Beşiktaş hem tekrar milli takımda birinci kaleci olma isteği gibi noktalardan hareket edersek sanki Mert Günok da Beşiktaş'a çok yakınmış gibi düşündüğümüz oyunculardan biri olabilir diye düşünüyorum. O manada senin söylediğin Aykut'un söylediğine de katılıyorum. Ekstra bir kanat oyuncusu daha çok çok faydalı olabilir. Ha şimdi Ahmet Hocam dedi ya paramız yok diye. Paranız varsa bir de Rozier'i yedekleyecek bir sağ bek alabilirsiniz. Ama paranız yoksa yapamazsınız. Orada Necip zaman zaman Necip'i kullanacaksınız ihtiyaç halinde. Genç Bilal'in gelişmesine bakacaksınız. Yani böyle bir planlama yapacaksınız. Ama şunu görüyorum ben Beşiktaş'ın planlamasında Şampiyonlar Ligi deneyimi olan Şampiyonlar Ligi'nde de sonucu değiştirebilecek tarzda
ya da o tecrübesi olacak oyuncular çok önemli. İşte mesela Vida gibi, alınırsa Mert Günok gibi, Alex Teixeira gibi, Gezal gibi oyuncuların çok çok önemli olduğunu ben de düşünüyorum. Şunu da hemen ekleyeyim, Hayri'nin söylediği cümleye eklemek gerekirse, aslında bakılırsa şöyle bir gerçek var. Beşiktaş hani solunu saklayıp sağıyla vuran bir takım hüviyetinde. Şimdi çok tartışılan ve çok konuşulan bir konu var. Efendim işte sağdan çok etkili diyorsunuz ama Kaylıların çok gol atıyor cümlesi var. Zaten Kaylıların çok gol atmasının sebebi o sağ taraftaki Rozier Gezal ikilisinin etkinliğidir o. Öyle bakmamız lazım. Netice itibariyle şunu söyleyelim. Yani Beşiktaş'ın 3-4 oyuncuya daha ihtiyacı var. Ve bu oyunculardan asgari 3 tanesinin Şampiyonlar Ligi'nde Beşiktaş'a bir ivme kazandıracak türden oyuncu olması lazım. Şimdi Aydın abi, Fenerbahçe'yi sana soracağım seni yakalamışken ama Beşiktaş'ı bir toparlatayım. Senin sözlerinin üzerinden Ahmet abi de bir toparlasın. Hayri abi de bir son olur. Noktayı koysun. Zaten saat başına kadar buralıyız, beraberiz. Fenerbahçe'yi soracağım abi sana. Ahmet abi, Beşiktaş'ı toparlamak gerekirse tamam mı? Aklın yolu bir, herkes aynı şeyi söylüyor. Aldun abinin sorusu kaleci meselesi. Mert Günok tamam gibi. Biz stoper dedik, tamam. Santrafor konuşuluyor birçok isim. Alex Teixeira da gelirse bu iş tamam mı abi? Yani ve bir sağ bek dedi, bak Rozier'i yedekleyecek birisi daha dedi. Şimdi şöyle, bizim daha önceden satın aldığımız o çok kaliteli futbolcuları satın alma dönemimiz bitti. Biz de biliyoruz ki Beşiktaş'ta, Trabzon, Fenerbahçe, Galatasaray'da olsa kadromuzda bulunan en iyi futbolculardan bile çok daha iyileri bu dünyada mevcut. Eğer biz ekonomik imkanlarımız el veriyor da kaliteyi arttırma adına bu transferlerden birilerini yapabiliyorsak bu bütün takımlarımıza katkı olur. Ama ben futbolcu transferiyle kalite arttırmaktan çok oyunla kalite arttırmaktan yana olduğum için o yüzden hocalara büyük bir görev, büyük bir misyon yükledim. Kısacası dünkü Kayseri maçında gördüklerimle birleştirerek kaleden başlayayım. Ersin Utku birer devre oynadılar. 3 gole rağmen performansları gayet iyiydi. Oradaki kararı geçen sene mutlaka bir kaleci lazım diye benim de görüş bildirdiğim dönemde Sergen Hoca Ersin'den Utku'dan yana kullanınca o gelişimin devamı adına ben kararı tamamıyla Sergen Hoca'ya bıraktım. Defans dün Beşiktaş'ın en aksayan yönüydü. Buradaki en önemli faktör de önde baskıları yapmakta zorlandılar. Çünkü Souza da dönem dönem hücuma katkı sağladığı için merkezi boşaltmak zorunda kaldı. Kayseri'de hazır olmayan Beşiktaş'a karşı o baskılardan çıkabilince Beşiktaş'ı o geniş alanda yakaladı. O yüzden defans hem yerleşmede hem rakibe uzak kalmada büyük hatalar yapınca dengesiz bir Beşiktaş defansı gördüm. Rozier oynayacak. Bilal'den sevgili Aldun hocam da iyi tanıyor. Ben çok büyük gelişmeler bekliyorum. Kendine güvendiğim için Rozier'in yediği olabilecek konumda gördüm. Wellington, Vida iyi bir santrafor. Artı genç Serdar Saatçı. Stoperleri tamamlar. Zorlandığınız zaman ben istemesem de Mehmet Topal'ı oraya Sergen Hoca çekecek. Necip her bölgeye aday. Ensikala Rıdvan çok keyifli bir rekabet izletecek bize. Orta saha zaten Oğuzhan'ı özellikle adı anılmayanları Laiç'i, Kartal Kayra'yı sayarak geçen sene o Atiba'yla, Josef de Souza'yla ön plana çıkan Beşiktaş orta sahasına Salih Uçan, Teixeira katkıları çok büyük. Bu sene Gökhan Tören'in de Enkudu'nda biraz daha Gezal'ın oynadığı gibi işte oynadığını, beklerin Kayseri maçında daha ofansif olduklarını gördüm. Kenan Karaman çalışkanlığıyla 11'de oynamayı çok hak ediyor. Direkt olmasa bile öndeki 3 mevkideki bütün futbolculara olumlu rekabet sağlayacak bir performans da ben kendisinden bekliyorum ayrıca. Beşiktaş'la ilgili senin yorumun bitti mi? Kısaca şunu söyleyeyim, Beşiktaş'la ilgili çok özet. Beşiktaş'a ne gerekir bu noktadan sonra? Santfor mutlaka bence alınmalı, net bir santfor. Onun dışında artı bir stoper Beşiktaş'a ciddi katkı sağlar. Şampiyonlar Ligi platformunu da dikkate alırsak
Öbür taraftan hani ideali konuşursak tabii ki sağ bekin de takviye edilmesi anlamında bir oyuncu daha alınabilir. Ama Beşiktaş geçtiğimiz sezon başarısını takviye transfer ettikleri oyunculardan ziyade hem transfer ettiği hem de mevcut oyuncuların performansını yukarıya taşıyarak adeta yıldızlaştırarak elde etti. Dolayısıyla o misyon çerçevesinde bakarsak hani Bilal gibi bir alternatif neden Beşiktaş'ın çok ideal sağ beki olmasın? Rozier'in arkasında tabii ki.